Gelenler Sektöründe Başaranlar programı tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Gölbaşı'nın en deneyimli işletmelerinden Gölbaşı Acılar Emlak'ta işletmenin sahibi Sayın Mehmet Kılıçarslan'la birlikteyiz. Efendim öncelikle program konuğumuz olduğunuz için ve bizleri bu güzel doğal ortamda ağırladığınız için size çok teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz Belim Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emlak sektöründe Mehmet Kılıçarslan gerçekten çok deneyimli bir isim. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz Mehmet Bey? Yaklaşık 27 yıl oldu işime ve başarıyla devam ediyorum. Peki Gölbaşı Hacılar Emlak olarak verdiğiniz hizmetleri biraz açar mısınız? Sanırım arsa ağırlıklı çalışıyorsunuz. Evet, arsa ağırlıklı çalışıyoruz. Verdiğimiz arsaları ekseriyetle 23 yıldır hep ölçtürerek, noktasını belirleyerek hareket ediyoruz. Müşterimizi hep memnun kalmak şartıyla bütün deneyimli her türlü işlerini yapıyoruz müşterimizin. Tapu almadan önce ölçümlerini yapıp ondan sonra müşterimize teslim ediyoruz ve tapumuzu ondan sonra yapıyoruz. Efendim Ankara'nın daha çok hangi bölgesine hizmet veriyorsunuz yoğun olarak? Ekseriyetle Gölbaşı çevresi. Genelinde Ankara'nın her tarafına da hizmet verebiliyoruz. Peki arsa olayında gerçekten çok tatsız olayların yaşandığını duyuyoruz. Bunları önlemek adına neler yapmalı alıcı? Ekseriyette alıcı arkadaşlarımız bunları ölçüm, şehir plancısı, emlakçısına söyleyerek, şehir plancısını çağırarak ve yerlerinin noktalarını belirleyerek, tespit ederek almalarını tavsiye ederim. Efendim sizin gibi doğru ve deneyimli isimlerden yardım almak gerçekten önemli bu sektör. Mutlaka yaklaşık biz 27 senemizi vermiştik. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Siz aynı zamanda Gölbaşılısınız. Evet, ben Gölbaşı Hacılar Köyü'ndenim. Yıllardır da buradayım yani. Peki Mehmet Bey, yatırım anlamında, arsaya yatırım yapmak anlamında Gölbaşı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir bölge Gölbaşı? Gölbaşı Ankara'nın en güzel bölgelerinden bir ilçemizdir. Gölbaşı'nı yaklaşık yani hep villa olarak nitelendirdiler büyüklerimiz ama Gölbaşı çok geri kaldı diğer ilçelere bakarak. Çok geri kaldı. Gölbaşı'nda yani çoğu zengin tabakalar ve bürokrat milletvekilleri olsun, bakanlar olsun, hepsi cumhurbaşkanlar olsun, emeklisi hepsi Gölbaşı'ndalar ama Gölbaşı istediğimiz gibi gelişmedi daha hali. Efendim şu anda sektör nasıl? Hareketli mi ya da satışlarınız ne durumda? Satışlarımız şu anda normal bir şekilde devam ediyor. Aşırı bir yani alım şeyi eskisi gibi yok. En son ne zaman arsa sattınız? Bugün. Oo, hayırlı olsun, ayağımız uğurlu geldi. Evet, evet, bugün bir tapumuz var. Şimdi 5'te oraya gideceğim. Yani Gölbaşı istediğimiz gibi gelişmedi. Büyüklerimiz hep yani bakanlarımız olsun Gölbaşı'na istediğimiz, umduğumuz şeyleri yapmadılar. Burada ekseriyetle yani Gölbaşı çok ağır bir şekilde gidiyor ama Gölbaşı'nın ilerisi çok parlak bir geleceği var Gölbaşı'nın. İnşallah yani iyi sonuçlanacağından eminiz. Ankara'nın en güzel semtlerinden biri olacaktır Gölbaşı. Size göre Gölbaşı Hacılar Emlak arsa alım satımında neden bu kadar çok tercih edilen bir gayrimenkul ofisi? Yani biz hep doğru olduğumuz için, hep arkadaşlarımız ve müşterilerimizi hep doğru yöne yönlendirdiğimiz için ekseriyetle çevremiz çok geniş. Herkes de bizi tercih ediyor. Peki yatırım danışmanlığı yapıyor musunuz Mehmet Bey? Evet, yapıyorum. Yapıyorum ya. Sürekli müşterileriniz var? Sürekli müşterilerim var, evet. Evet. Yatırım danışmanlığı yapıyorum. Yani bazı müşterilerime tabii danışmanlığını yapıyorum ve yön veriyorum onlara. Yatırımı doğru yere hedeflendiriyorum ve Allah'a çok şükürler olsun, onlar da kazanıyor, biz de kazanıyoruz yani. Peki merak ettiğim bir soruyu size yöneltmek istiyorum. Mehmet Kılıçarslan neye yatırım yapıyor? Biz genellikle hep arsaya yatırırız. Başka bir şey yatırmayız. Bankada para tutmasını sevmeyiz. Ekseriyetle arsa da bizim, her şeyimiz arsada. Konut alır mısın? Yok, konut almam. Sadece arsa, bizim işimiz arsa. Peki çok fazla eviniz var mı? Biraz özel olacak ama. Fazla bir evim yok. 3 tane kadar bir evim var. Bir yazlığım var. Bir Ankara'da evim var. Bir Gölbaşı Hacılar'da muhteşem bir güzel bir evim var. Evet, Allah daha çok versin. Mehmet Bey, gerçekten Gölbaşı'nda emlak sektörünü başarıyla temsil eden bir isimsiniz. Ben sizi bu anlamda kutlamak istiyorum. Ve hemen sormak istiyorum. Şu anda bulunduğumuz bu muhteşem yer neresi? Burası 3-4 yıl oldu. Burası peyzaj üzerine, bütün peyzaj işlerini buradaki villalara hitaben ve yoldan geçen müşterilerimize hitaben
ağaçlarımız ve çiçeklerimiz, güllerimiz, sebze fideleri, toros sedirleri hepsi mevcuttur. Bütün buradaki müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Efendim ismi nedir işletmenin? Gölbaşı Hacılar Peyzaj. Efendim Gölbaşı Hacılar Peyzaj olarak Ankara'da verdiğiniz hizmetleri biraz açar mısınız lütfen? Biz ekseriyetle Gölbaşı çevresindeki villalara hitaben burada hizmet veriyoruz. Gölbaşı'ndaki yani Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi olsun, bahçeli evler olsun. Yani iyi de müşterimiz var, şükürler olsun. Yani buradaki yeşilliği bazen biz ağaçlarımızın maliyetine veriyoruz. Gölbaşı yeşillensin, güzelleşsin istiyoruz. Yani burada büyük çamlar getiriyoruz. İthal mavi ladinlerimizi sergiliyoruz. Yani ne bileyim bahçe düzenlemelerini falan da gayet hoş ve peyzaj mimarımızı getiriyoruz bazen. Bazen kendi fikirlerimle kendim değerlendirerek hareket ediyorum ama peyzaj mimarı da isteyen arkadaşlarımız oluyor. Efendim siz peyzaj mimarı değilsiniz ama bir peyzaj mimarı kadar deneyime sahipsiniz bu işte. Gerçekten çok başarılısınız. Mutlaka yani bu işlerin hep içinde olduğum için ben kendi evimde mesela şu anda 150-200 tane toros sedirim var, mavi ladinlerim var, akça ağaçlarım var. Bunları 10-15-20 yıl önce Ankara'da mavi ladini bilen yoktu. Ben 20 yıl önce aldım, ilk ithal gelmişti. 7-8 metre oldu, çok hoşuma gitti. Orman gibi oldu her tarafı. Herkese tavsiye ediyorum bunları da. Bu iş sizin için adeta bir hobi gibi değil mi? Çiçekleri çok seviyorsunuz. Çiçekleri ve ağaçları çok seviyorum. Yeşilliği daha doğrusu çok seviyorum ama herkese tavsiye ediyorum. Benim bahçemden böyle bakıyorlar, hep ibret alıyorlar. Biz de yapalım, bizim de olsun gibisine herkes hareket ediyor. Efendim emlak sektöründe yaşadığınız stresi bir nevi burada atıyorsunuz diyebilir miyim? Doğrudur, doğrudur efendim. Ekseriyetle burada atıyorum. Efendim biz de gerçekten ekip olarak şu anda burada bulunmaktan son derece mutluyuz. Ortam muhteşem. Bizi de çok dinlendirdi. Eminim siz de yaptığınız işten çok keyif alıyorsunuz. Biraz da personelinizden bahsetmek istiyorum. Çalışan elemanımız yaklaşık 5 kişiyiz biz. Ekseriyetle arsa göstermede ve bahçe düzenlemesinde bir kardeşim var Muharrem Kılıç Aslan'la devam ediyoruz. 2 tane 3 tane çalışan elemanımız var. Bazen 10 kişi oluyoruz. Hiç belli olmuyor. Çiçekleri nereden alıyorsunuz Mehmet Bey? Ekseriyette ithal geliyor. Bir firmamız var. Hep yurt dışından getiriyor. Burada her şeyi yani Türk ağaçlarımızı biz çok sergilemeye çalışıyoruz ama her şey de yani yurt dışında daha mükemmel olduğu için güllerimiz falan hep yurt dışı Macar gülü olarak değerlendiriyoruz. Türk gülü yani pek öyle hoş bir şey almıyoruz ama kaliteli ağaçlarımız da var Türkiye olarak. Daha çok villalara mı hizmet veriyorsunuz? Evet, daha çok villalara hizmet veriyoruz ve yoldan geçen müşterimiz de çok fazla bizim. Evet. Arabalarıyla geçerken duruyorlar ve... Mutlaka arabalarıyla geçerken duran müşterimiz de çok fazla. Efendim evet, emlak sektöründe olduğu gibi peyzaj işinde de Ankara'da Gölbaşı'nda son derece başarılı bir isimsiniz. Ben bu güzel ortamda sizinle bu güzel sohbeti gerçekleştirdiğim için kendimi şanslı kabul ediyorum. Program konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve başarılarınızdan dolayı sizi kutluyorum. Teşekkür ederim Belma Hanım. Geldiğiniz için mutlu olduk.